Evet değerli dostlar, Köy TV ekranlarından yine bir canlı yayında karşınızdayız efendim. Malum 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. Biz de istedik ki 14 Mayıs vesilesiyle birkaç üretici dostumuza mikrofon uzatalım. Onların dertlerini yine Köy TV ekranlarından canlı yayında sizlerle paylaşalım istedik. Hani 23 Nisan'da 19 Mayıs'larda Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın yerine çocuklar geçer ya, biz de değerli üreticilerimize siz başbakan olsaydınız veya siz tarım bakanı olsanız birer üretici olarak nelerin farklı olmasını isterdiniz veya nelerin olması gerekir ki siz daha rahat üretin, ürettiğiniz, ektiğiniz, biçtiğiniz para etsin sorusunu çok değerli üreticilerimize soracağız. İki değerli konuğum var. Konya'dan Sayın Hacı İyilik ve Hatay Dört Yol'dan Sayın Hayrettin Karaca arı ve bal ürünleri üreticisi. Efendim hoş geldiniz değerli dostlar. Hoş bulduk abi, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Hacı Bey. Hayrettin Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, Adil Bey, görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler Hayrettin Bey. Önce isterseniz Hacı Bey'le başlamak istiyorum. Evet Hacı Bey, siz canlı yayında birkaç hafta önce yine sizlerle bir beraberliğimiz oldu. Malum süt fiyatları konusunda bir 10 kuruşluk bir iyileştirme yapıldığı süt konseyi tarafından ifade edildi. Ama zaten üreticilerimizin de serzenişi vardı. Zaten bu fiyattaydı sütümüz dediler. Evet. 10 kuruş neyi artırıldı dediler. Değişik meraklar uyandı tabii bu noktada. Siz bu işin mutfağındasınız. Geldik. Sizin ahırınızda çalışmalarınızı, üretimlerinizi gördük. Ve aynı zamanda sizi canlı yayına alma imkanımız da oldu. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Neler olmasını istersiniz? Önce sıkıntılarınızdan başlayalım. Kısaca bir değinelim bu noktalara. Bu 45 dakikalık vaktimizi güzelce değerlendirelim. Akabinde de Tarım Bakanı olsaydınız neleri değiştirirdiniz? Evet abi, önce sorunlarımızdan değişen değişmeyen o konulara değinelim şimdi. Süt fiyatına çok cüzi bir zam geldi 10 kuruş kadar. Bu bizi zaten tatmin etmiyordu. Bizim masraflarımızı zaten karşılamıyor. Zararına bir üretim bu. Bu 10 kuruşluk zamı başkanlarımız çıkıp da açıklayamadılar. Yani çok az bir zam olduğu için. Biz burada hani dedik ya, ette de bir sıkıntı vardı. Ette işte 45 lira bandına çıksın ki para kazanalım falan diye. Et şu anda biraz tırmanışa çıktı. Tırmanıyor da. Yani değerine varmadı ama varmasını istiyoruz. Yükseliyor. Buradaki sıkıntı şimdi şöyle. Etin yükselmesi, sütün de yerinde kalması şu sorunu oluşturdu. Şimdi ben sütten para kazanamadığım zaman hayvanlarımı kestirmek zorundayım. Yem fiyatları hala yükseliyor. Etin yükselmesi ve sütün yerinde sayması damızlık inek kesimlerine sebep olacak. Bu da ülkenin verimini geleceği için çok büyük tehlikeler oluşturuyor. Burada dışa bir sıkıntı var. Dışa bağımlılığı arttıracak. Evet, dışa bağımlılığı arttıracak. Zaten biz bunu dışarıdan ithal ettik, hayvanlarımızı, kaliteli hayvanlar getirdik, memleketimizde daha iyi üretim yapalım diye. Şimdi elimizdeki kaliteli hayvanlarımızı para kazanamayınca ne yapacağım? Mecbursun kestirmeye. Yazık yani, bu et yükseliyorsa sütün de yükselmesi lazım. Yani bu ikisinin dengede gitmesi lazım. Şimdi bundan önce demiştik ki etin 45 lira olması için başlamıştık bir şeye. Burada etin 45 lira olması çiftçinin, hayvancının para kazanmasına sebep olacaktı. Ama biz bunu söyledikten sonra yem fiyatı 125-130'lardaydı. Şu bir aydır, iki aydır acayip yüksek fiyatlar gelmeye başladı yemlere. Bu şimdi 45'te kurtarmayacak. Şimdi bundaki sıkıntı, yani hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yükselse bile hayvancı, besici hayvancı para kazanamıyor şu anda. Sizin güzel bir hesabınız vardı Hacı Bey. 10 ton sütle traktör aldım demiştiniz. Onu bir tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Evet, ben geçen yıl, bundan 1,5 yıl önce
10 ton süt sattım, bir tane Timoson marka traktör aldım. Aynı traktörü almam için şimdi 26 ton süt satmam lazım ki aynı traktörü alayım. Traktör fiyatı yükseliyor, demir malzemesi yükseliyor. Bugün sanayideydim. Abi inanamazsın, fiyatlar bildiğin gibi falan değil. Bizim bu fiyatların yani 2.80 değil 3.80 olsa, etin de 45 değil 55 olması lazım ki ayakta kalalım. Yani bu işin sürdürülebilirliği için. Sıkıntı gün peki, geçtikçe daha büyüyor. En büyük sıkıntımız bu sene kuraklık. Yani ben 20 yıldır hayvancılık yapıyorum. İlk defa bu sene dışarıdan, Güneydoğu'dan saman aldım. Bu ne demek? Bu sıkıntının en büyüğü kuraklık. Bilmiyorum ilerleyen günlerde ne olur. Şu anda İç Anadolu bölgesinde inanır mısınız? Çok acayip bir kuraklık var. %80 verim kaybı var. %80 çoğu tarlalara biçer dahi girmez. Evet, birçok bölgede kuraklık sinyali, çok değerli bir tohumcu dostum vardı. O da kuraklığın çok ciddi anlamda sektörü vuracağını söyledi. İnşallah Allah bir an önce yağmurlara kavuşturur da inşallah bu sıkıntılar da geçer. Siz bir hesap içerisinde bir hesap yapabildiniz mi? Geçen sene süt fiyatıyla yem oranı arasında bir uçurum var. Bir hesap yapma imkanınız oldu mu acaba? Abi hesap, biz her zaman hesap yapıyoruz. Zaten bunu hesap yapmazsan bu işin içinden çıkamıyorsun zaten. Siz de biliyorsunuz. Kağıt kalem elinde geziyoruz diyorsunuz. Hangi durumumuz? Yani bizimle, biz de şuna çok şey yapıyoruz. Hiçbir tane mesela Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, abi her işi ben battıktan sonra çıkıp bir açıklama mı yapsın? Bir şey mi söylesin? Mesela Türkiye Süt Üreticileri Genel Başkanı Tevfik Keskin, abi iş işten geçtikten sonra bütün millet zararına hayvanını kestirdikten sonra, zararına üretim yaptıktan sonra mı bir açıklama yapacaklar? Bizim sesimizi duyuracak insanlar bu kişiler. Hiçbir açıklama yok. Hiçbir yardım yok. Neyse bir çiftçinin, hayvancının bu desteklerde, torba yasalarında çıkan desteklerde bize de bir şeyler olmasını istiyoruz. Hiç ne çiftçiye bir destek var ne hayvancıya. Ben şimdi destekleri dün okudum. Tarım kredi faizlerinin silinmesi, borçluların faizlerinin silinmesi, işte Ziraat Bankası'ndaki çiftçilerin faizlerinin silinmesi. Tamam, iyi bir şey. Ama benim borcum yok. Ben tarım krediden hiçbir şey almadım. Ben borcum yok diye ben hiçbir torba yasasından faydalanamayacağım mı? Benim hiçbir kuraklıktan ben etkilenmiyor muyum? Sadece bankaya borcu olan, tarım krediye borcu olan mı etkileniyor kuraklıktan? Bu kuraklıkla alakalı devletimizin acilen bütün çiftçiye, genel olarak borçluya, borçsuza eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde destek vermesi lazım. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hacı Bey. Sizi biraz dinlendirelim. Akabinde de Tarım Bakanı olsanız neler yapmak istersiniz, neler yaparsınız sorusunu yönlendireceğiz size. Evet Hayrettin Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza efendim. Teşekkür ederiz Adil Bey. Bu vesileyle dört yoldaki dostlarımıza da Hatay'a da selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayrettin Bey, yıllardır arıcılık yapıyorsunuz. Yakinen tanıdığımız bir üreticisiniz. Tabiri caizse Türkiye'yi karış karış gezip Türkiye'nin endemik bitkilerinden elde ettirdiğiniz arılarınız vesilesiyle ballarınızı iç piyasaya, tüketiciye sunuyorsunuz. Maydanoz balından tutun efendim çörek otu balına kadar. Bir arıcı olarak, bir bal üreticisi olarak sizlerin sorunlarına değinelim. Akabinde de Hacı Bey'den sonra da siz Tarım Bakanı olsanız neler yaparsınız sorusunu da size de yönlendireceğiz. Buyurun efendim. Şimdi Adil Bey, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için köy valiyesine çok teşekkür ederiz. Bakın, ben bayramı Aralık'ta geçirdim. Aralık'ta geçirdim. 17 günden beri ben evimde değildim. 2 gün oldu Van'dan döndüm. Beydağ'ında bir kar suyu içtim, sesim gitti. Ortalık şu anda kurak her taraf. Yaylım yok bize, aynı çiftçiler gibi.
bizde yağmurla olan bir işlemlerimiz var. Ve şu anda aracımız zor durumda. Ama biz arkadaşlardan iki tık öndeyiz. Arkamızda Metin Yavuz gibi bir milletvekilimiz var. Şu anda bütün birliklere karşımıza alarak TAHAP diye tarım, hayvancılık, arıcılık platformunu kurduk ve Hatay temsilcisiyim ben. Şu anda bizler nasıl ki ne arkadaşlar birliklerinden şikayetçiler, şikayetçi olan arkadaşlar, biz herkesi kendimize davet ediyoruz. Hayvancısını, tavukçusunu biz toplanarak ve derdimizi milletvekilimiz aracılığıyla bakana birebir anlattığımız için şu anda N5'e denen naletten kurtuluyoruz. Bakın iki günden beri medyada görüyorsunuz, N5'den bal yaptıran Antalya'daki arıcı arkadaşımız, diyemiyorum onlara, fabrikatör diyelim onlara, fabrikatörlerin aracısı diyelim. Onların yüzünden biz yıllarca biz balımızı satamadık. Bizim bir artımız var çiftçilerden. Biz malımızı çıkarttığımız zaman depoya koyabiliyoruz. Arkadaşlar koyamıyorlar. Evet. Ben 4 seneden beri balım depomdaydı. Her programlarda sizlerle de görüşüyorduk onda. Ama geçtiğimiz sezon o 4 senelik balımız kalmadı. Bir teneke balım kaldı. Arkadaş da onun yarısını istedi. Vatandaşlara verecek bal kalmadı. Ama Allah'a çok şükür Türkiye'mizde gezdikten sonra çok floralar var. Ben de bayramdan önce gittim Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu gezdim, tozdum. İlçe ilçe, il il, köy köy gezdim. İki vadinin arasında güzel bir yağmur alan bir yer yakaladım. Allah'ıma şükürler olsun. İlk Türkiye'de kır balını ben sağdım ve ayağımın tozuyla evime geldim. Sağımın bugün bitti. 6 günden beri bal sağıyorduk. Şu ana kadar narenciye hariç hiç kimse bal sağmadılar, kır balı. Ama o arkadaşlarımız o vadiyi bulamadılar. Biz aradık, bulduk. Allah'a şükürler olsun. Ama oradaki çiftçilerimiz de, fıstıkçılarımız da şikayetçi. Yağmur olmadığı için Antep fıstığı da, ya ben Yavuzeli'deyim, fıstıkçılar da dertli. Artı buğdaycılar da dertli. Hayvancılar dağda, merada otlatacak ot bulamıyor. Şu anda otlar kurudu yağmurda, yağmursuzluktan. Ve biz de aramızı kaldırmak için Van Bey Dağı'na gittik. Yerimizi hazırladık. Karların altında. İnşallah oraya gideceğiz 10 gün içerisinde Adil Bey. Evet Hayrettin Bey. Şimdi bir platform kurduk dediniz. Bir platformlar, birlikler, bakıyorsunuz sorunların çözülmesi gereken noktalarda olmuyorlar. Hacı Bey de biraz temas etti o konuya. Birlikler yeterince üreticilerin sorunlarını çözme konusunda gayret etmedikleri gibi bir manzara var. Ama birlik başkanları da tanıdığımız insanlar. Gerçekten koşturuyorlar, mücadele ediyorlar. Sorunları da çok yakinen takip edip biliyorlar. Ama çözüm konusunda bir mesafe alınamadığından mı siz böyle bir platform kurdunuz veya böyle bir arayış içerisine girdiniz? Evet, aynen dediğiniz gibi Adil Bey. Biz bu sorunlarımızı çözemedik. Özellikle N5'e ve bu tarım ilaçları. Biz arılarımız ölüyor tarım ilaçlarından. Çiftçimiz bahçesine ot ilacı atıyor. O ot ilacını aldığı zaman, poleni kovana getirdiği zaman kovanlarımız sönüyor. Ama bir türlü biz Tarım Bakanı'na ulaşamıyorduk. Ağlayana çocuk veriyor, meme veriyorlarmış. Mesela biz Tarım Bakanımıza ağladık. 2020'nin 19 aralığında Tarım Bakanı İzmir'de Çiftçi Şurası düzenledi. Orada sorunlarımızı anlattık Sayın Bakanımıza. Şimdi haftaya inşallah tekrar Bakanımızla Ankara'da toplantı halinde olacağız. Bu çiftçinin sorunlarını, ama önemli olan biz Tarım Bakanı'na ulaşabiliyoruz ama alttaki çiftçimiz Tarım Bakanı'na ulaşamıyor. Peki siz çiftçimiz vesilesiyle veya arıcıların sesi olarak konuştuğunuzda bir mesafe kat edebildiniz mi? Bakana ulaştığınızı ifade ediyorsunuz. Bakanla görüştüğünüz takdirde sorunların çözülmesi konusunda
yer probleminiz var, pazarlama probleminiz var. Ne bileyim, destekler konusu ayrı bir sorun. Bir mesafe kat edebildiniz mi bugüne kadar? Görüşmelerden bir sonuç elde edebildiniz mi? Şimdi biz kendi birliğimizde iki birlik vardı Türkiye'de. Bir arı yetiştiriciler birliği, bir bal birliği vardı. İkisi birbirine çekişmeliydi. Biz bunların elinden AKS'yi aldık, tarım ilçe tarımlara verdik. Artı plakayı aldık. Devletimiz plakayı koyuncuya, teçhiziye, büyükbaşa 250 kuruşa verirken bu birlikler bizlere 3 lira, 7 lira, 8 TL'ye kadar bu plakaları satıyorlardı. Şu anda o plakalar Tarım Bakanlığımıza sözlenişte bulunarak şu anda il ve ilçe tarım il müdürlüklerine verildi. Devlet aracılığıyla verilecek. Birlik aracılığıyla değil. Şu anda o birliklerin hepsinin elinden nemalar alındı. Ben kendim Hatay'da hiçbir üyemden ne bağış alacağız ne aidat alacağım ben. Benim başkanım illa alacaksın diyor. Hayır dedim, ben bu Hatay'da başımı koyuyorum ve malımla beraber buradaki çiftçiyi ben kalkındıracağım dedim. Ve hiçbir çiftçiden üye aidatı almayacağım. Ama sağ olsun bizim burada Lütfü Savaş Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere çok destek oldular bu çalışmalarımızla ilgili. Sağ olsunlar. Evet, böyle destek olan bir başkan olursa tabii önünüz açılıyor. İnşallah önünüzü açma konusunda çalışma yapan başkanlar da bu konuda daha hassas olur diye umut ediyoruz. Çünkü yetiştirdiğiniz ürün herhangi bir ürün değil, bal gibi bir şifa kaynağı. İnşallah arıcılar bu konuda birlik olurlar. Sorunlar belli, aslında çözümler de belli. Ama nedense bir arpa boyu bir mesafe kat edilememiş gibi gözüküyor. İsterseniz önemli sorumuzu Hacı Bey'den sonra size soralım Hayrettin Bey. Abi evet, buyurun. Evet Hacı Bey, Tarım Bakanı olsanız, hani bugün 19 Mayıs aynı zamanda Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. İnşallah tüm gençlerimizin Atatürk'ü anlamasını, bu vatanın kıymetini bilmesini bu 19 Mayıs vesilesiyle ümit ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz Hacı Bey? 19 Mayıs'ta bugün Tarım Bakanı oldunuz. Bir saatliğine, iki saatliğine size koltuğu verdiler. Abi, benim Tarım Bakanı olmam yeterli değil benim istediklerimi yapmak için. Benim Cumhurbaşkanı olmam lazım en azından. Şimdi benim düşündüğüm şu başta. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı kesinlikle birbirinden ayrılmalı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmalı. Hayvancılığın bir bakanlığı yok. Tarım ve Orman Bakanlığı deyince bu büyük bir sektör oluyor. Zaten tarım ve hayvancılık kendi çevresinde büyük bir şey zaten. Onun için Orman Bakanlığı'nın önce Tarım Bakanlığı'ndan bir ayırırdım. Bunu da Tarım ve Hayvan Bakanlığı, Hayvancılık Bakanlığı yapardım. Başta bu. İkincisi, bu yıl yaşadığımız kuraklığı gördünüz. Memlekette %80 verim kaybı var. Toprak ve sulama reformu yapılması lazım. Bunlar öyle küçük projeler değil. 50 yıllık, 100 yıllık. Hangi hükümet gelirse gelsin, kim değişirse değişsin. Bunlar kanunlaşıp program bitene kadar bu projelerin sonlandırılması lazım. Konya, İç Anadolu bölgesinde Türkiye'nin tahıl ambarı. Öyle değil mi? Evet. Gelin, bir dolaşın, bir bakın. Ne kadar arazimiz sulanıyor, ne kadar arazimizde su var, nereler sulanıyor. Yeraltı suları inanılmaz derecede çekildi. Sularımız yok. Göllerimizde sular bitti. Barajlarımız kurudu. Yani biz bu kuraklığı bundan sonraki yıllardan da daha çok korkmaya başladım. Bunun için bizim memleketimizin dev projeler yapması lazım. Toprak ve sulama reformu. Toprak arazilerin parça parça değil bütünleştirilmesi ve sulu hale getirilmesi lazım. Memleketimizin kurtulması için en büyük kural bu. İkincisi, verimli arazilerde yapılaştırmaya kesinlikle yasaklanması lazım. En iyi arazilerde insanlar
Bir katlar yapmışlar, evler yapmışlar, 10 numara arazilerde betonlaşma. Bu en büyük yanlışımız bizim. Şimdi ondan sonra şeye gelelim, üretici olarak maliyet fiyatları, alım fiyatları, bunların birbirine dengelenmesi lazım. Yani en azından bir alım fiyatının garantilenmesi lazım. Ya şimdi bakıyoruz, DAP kuplesi bugün 5000 liraya geçmiş. Üre 4000 liraya geçmiş. Ben arazime şimdi bu sene kuraklık var. Bir dahaki seneye mahsul ekeceğim mi, ekebileceğim mi, tohum bulabileceğim mi? Yani bu çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladık şu anda. Bir de şunu söyleyeyim ben. Mesela hayvancılık yapıyoruz biz. Et, süt ve yem paritesi uygulanması lazım. Biz süt fiyatını belirledik. Tamam, süt fiyatını belirledi başkanlarımız, çekildi koltuğuna oturdu. Abi sen süt fiyatını belirledin ama öbür tarafta yem her 15 güne, her 10 güne bir 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira. Bu benim her gün cebimden çıkan bir maliyet. Ben bu işi yapayım mı, yapmayayım mı? Köyde duruyorum. Ben bu işi yapayım diye bu işletmeyi kurdum. Ben bir aile işletmesiyim. Devasa işletmelere destek verdiler. Büyük çiftlikler kurdular. Adam para kazanamayınca kilitledi, kapısını çekti gitti. Ama bu benim işim. Ben bunu yapacağım. Para kazansam da ben buradayım, kazanmasam da buradayım. Sen köydekini öldürürsen ben de şehre gideyim, hepimiz gidelim şehre. Paramız varsa her şeyi ithal edelim, üretimi bırakalım. Yani köydeki insanı değerli kılmak lazım. En azından değerli kılmak lazım. O yüzden bu sıkıntıları başta bir çözerdim. Bir de tarladan çıkan mahsulle pazardaki satılan aradaki uçurumu dengeye alırdım. Şimdi haberleri izliyorum. Tarladaki adam soğanımı satamadım diye bas bas bağırıyor. Haldeki alışveriş yapan vatandaş da soğanın pahalı olduğunu söylüyor. Mesela örnek veriyorum soğanı yani ben. Ya aradaki uçuruma bak. Birisi malını satamıyor, tarlada götürüp döküyor. Öbürü pahalı diye pazardan alamıyor. Biri 1 liraya tarladan soğan çıkarıyor. Öbürü 8 liraya pazarda soğan satıyor. Yani bu iş, bu aradaki aracının takip edilmesi lazım. Veyahut da buna bir nasıl yapacaklar, bir kanun mu getirecekler? Yani sıkıntı burada da çok büyük. Başka benim söyleyeceğim, üreticilerin ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesine destek verilmesi lazım. Bundan sonraki şeylerde ziraat odaları var, ilçe tarımlar var. Şimdi ben bakıyorum ilçe tarımlarda, ziraat odalarında adam orada okulunu bitirmiş, oraya işe girmiş, mühendis olmuş, jeoteknist olmuş, veteriner olmuş, ziraat mühendisi olmuş. Adama orada dosya doldurtturuyor. Abi orada bu adam dosya doldursun diye işe alınmaz. 400 bin kişiyi sen Tarım Bakanlığı'na işe aldın. Adamlar bir iş yapmış. Sadece ellerinde evrak dosya dolduruyor. Ben gidiyorum oraya git bir dosya dolduruyor. 10 lira oraya ver, 20 lira buraya ver. Oku kooperatif üyesin oraya bir 100 lira ver, oraya 250 lira ver. Abi resmen soygunculuk yapılıyor yani. Bunların kesinlikle hepsini kaldırırdım yani. İşi yapacak adamlar o koltukta oturması lazım. Ben sen ziraat mühendisi yaptıysam o koltukta dosya doldur diye ziraat mühendisi yapmadım. Benim arazime geleceksin, bakacaksın ben neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum, ne yapmam lazım. Bunlarla ilgilenmen lazım. O yüzden burada bir reform yapardım. Üçüncüsü, tohum, yerli tohuma özellikle önem verirdim. Dışa bağımlılığı bitirirdim. Biz görüyorsunuz işte bütün tohumlarımız, bakıyorum ayçiçek tohumu aldım, mısır tohumu aldım, işte Fransa'dan bu Fransız tohumu, bu İtalyan tohumu, bu Hollanda tohumu. Abi bizim memleketimizde tohum yetiştirecek insan yok mu? Biz bu işi becerecek kapasitede insanlar değil miyiz? Niye biz tohumda dışa bağımlıyız? Niye İsrail'e bağımlıyız? Niye İsrail'in mallarını almak zorunda mıyız? Ben İsrail yazan bütün ne olursa tohum, içecek, gıda hiçbirini almıyorum abi. Koymuyorum ama şeye gir, markete gir. Abi %50'si İsrail malı. Ya ben buna hayret ediyorum. Biz koskoca Türkiye'yiz. Biz Osmanlı torunlarıyız. Biz İsrail'in malına bağımlı olamayız. Bunun için bunda çok büyük önem verirdim buna. Dışa bağımlılığı bitirirdim. Kesinlikle dışa bağımlılığı bitirirdim. Bir de şunu söyleyeyim. Arazilerimizde özellikle ağaçlandırmaya önem verirdim. Mesela şimdi bu ağaçlandırma olmayınca yağmur alamıyoruz.
ağaçlı arazilerimiz ağaçlık olmadığı için Konya Ovası'nı biliyorsunuz. Çorak, koskocaman bir arazi ama ağaç yok. Şöyle bir destek verirdim mesela. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Adamın arazisi var, tapulu arazisi var. Kardeşim, fidan dikeceksin. Fidanım benden. Ücretsiz. Fidanına bakarsan 50 lira takip edeceğim ben seni. 50 lira destek vereceğim fidan başı. Bakamazsan 50 lira senden alırım diyeceksin. Örnek veriyorum mesela. Bu bir taktiktir yani. İnsanların çoğu zaten ağaçlandırmayı seviyor. Ve fidanı da ücretsiz verirseniz yani cennet gibi bir ülkemiz olur yani. İşte burada Arıcı abimiz de var, Hayrettin abim. Yani çiçek olması lazım, ağaç olması lazım, memlekette su olması lazım abi. Su olması lazım. Bunları değiştirirdim, bunlara önem verirdim yani. Başka da benim söyleyeceğim, işte dünya bir pazar. Biz bu dünyada eğer yarışacaksak diğer ülkelerle onları geçmemiz lazım ki onlarla yarışalım. Yoksa biz dışa bağımlı, her şey paramız var da ithal ediyor. İthal işini bir bırakmamız lazım. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ülkemiz cennet gibi bir ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. Yani biz bu ülkede eğer kıtlık çekersek, kuraklıktan, susuzluktan verim kaybı yapıyorsak hakikaten bize yazıklar olsun abi. Yani ben bir şey demiyorum yani. Bütün mesela yatırımımızı İstanbul'a yapmayalım. Türkiye'de sadece İstanbul yok. Yıllardır İstanbul'a yatırım yapılıyor. Köprüler, işte Marmaray. Abi İç Anadolu'da Anadolu'da insanlar var. Biz üretiyoruz. Bizim ürettiklerimizi siz yiyorsunuz. Yani siz bizi desteklerseniz, bizi burada tutarsanız biz üretmeye devam edeceğiz. Ama et de zarar et, süt de zarar et, hasat da hububat da zarar et. Abi nereye kadar gider? Kim kalır? Köylerde insan kalmadı. Onun için köylerin değerlendirilmesi lazım, değerli kılınması lazım. Aile işletmelerine özellikle önem verilmesi lazım. Çok devasa büyük şirketlere destek değil, aile işletmelerinin de iyi desteklenmesi lazım ki biz burada duralım yani. Hayvancılık yapıyorum ben köyde. Bazı arkadaşlarım var. Köyde çiftçilik yapıyorlar. Arazisi var, suyu var. Adamın evinde bir tane ineği yok. Tavuk dahi yok. Ya bu yazık yani. Bunu özellikle dile getirirdim ben. Arazisi olan, köyde oturan adam kesinlikle hayvancılık yapmak zorunda olması lazım. Böyle bir kural olması lazım. Evet, serbest piyasa deniyor. O yüzden her şeye karışılamıyor. O yüzden serbest piyasa ekonomisi. Şunu söyleyeyim. Köyde bazı arkadaşlar var. İnsanlar köyde yaşamak istemiyor. Şimdi işletmelere bakıyorum abi, Afgan çobanlar var. Eğer Afgan çobanlar olmasın, inanın köyde hayvancılığı becerecek insan kalmayacak. Yani ya Afgan çobanlara hürriyet şey verelim, kimlik verelim, gelsinler gitsinler buraya rahatça çalışsınlar. Yani memlekette hiç kimse işini yapmak istemiyor artık yani. Dışarıdan bir 3 lira maaş bulan bırakıp gidiyor abi. Afgan çobanlar olmasın köyde hayvancılık inanın %50'ye düşer. Kesinlikle. Köyde oturana kız bile vermiyorlarmış. Bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Evet abi, yani aynen. Abi geçenki programda da söyledim ya abi, artık yani köylü dahi köye kızını vermek istemiyor. Bırak şehirden, boş ver yani. Yani evet. O derece bir sıkıntılar yaşamaya başladık yani. Evet Hacı Bey, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için inşallah çok faydalı ifadeler, cümleler kullandınız. Yani Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan noktalara değindiniz. Evet. Programın sonunda tekrar beraber olacağız. Hayrettin Bey'e dönmek istiyorum çünkü son 10 dakikamız var. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Evet Hayrettin Bey, sizi Tarım Bakanı yaptık. Tarım Bakanı Hayrettin Karaca oldu. Belki alanınız arıcılık olacaktır. Arıcılar için neler yaparsınız, neleri değiştirirsiniz, neleri düzeltirsiniz, hangi noktalarda destek verirsiniz, hangi noktalarda efendim onlardan desteğe çekersiniz, ne yaparsınız ki arıcı hak ettiği kazancı elde edebilsin efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet Adil Bey, sizlere teşekkür ederiz. Şimdi Adil Bey,
Türkiye'de öyle bir sistem kurmuşlar ki ne bundan önceki yönetimler, adamın AKS'si var, hayvanı yok. Bizden diyorum ben yani avcıdan. Koyuncunun AKS'si var, küpesi var, hayvanı yok. Bunlara devletimiz destek veriyor. Ha, devletimiz verdiği paranın arkasında durmuyor. Arkasında denetlemiyor. Şimdi bugüne kadar genç çiftçi. Ya genç çiftçi var da tamam iş sahası yap da eski çiftçilere bir yükseğe çıkart bakayım bunların ekipmanını, arısını. Şu anda bizim ülkemiz genç çöplüğüne dönmüş. Cebine Almanya'dan, Avrupa'dan anne arı getiren, kraliçe getiren bizim Türkiye'mize elini kolunu sallaya sallaya girdiriyor. Şimdi benim arkadaş bir şey dedi, ona çok katılıyorum. Şimdi biz bir zamanlar siz de geldiniz çekime buraya evime kadar. Mart ayında 30 çıta arı Türkiye'de hiç görülmedi. Şu anda gene o arımız var. Sizin programımız da yanında. Sonra bakanlık benim evime 3 tane şey gönderdi. Veteriner ve il tarım müdürünü gönderdi. Siz arıdan ne anlıyorsunuz? Söyle bakayım dedim. Arıda dedim tek kelime size. Arılar kendilerine bakıyor. İmhaya geldikleri arılar ve şunu söyledim kendilerine, arının kaç bacağı var, kaç kanadı var, başka bir şey söylemedim, siz bunu bana söyleyin, size arıyı göstereceğim dedim ve söyleyemediler. Biz okulda yetiştiriyoruz ama pratik yok adamlarda. Veteriner arının biyolojisini bilmiyor, ben veterinerden daha fazla biyolojisini biliyorum arının. Okutmuşuk ama nasıl okutmuşuk? Ezbere. Şimdi bizler tahap olarak arkadaşın dediği gibi o arkadaşları odalardan alıp tarım sahasına, direkt tarım sahasında bunlar okulda başlayacaklar. Okulda bazı dersler alınacak. Ondan sonra komple köyde arıcının yanında, çiftçinin yanında birebir uygulamalı öğrenecek. Biz bunları inşallah başaracağız. Bakın Adil Bey, bir gün gelecek sizden tekrar bir program yapacağız. Önce bu AKS'leri temize çıkartacağız. Adamın 500 plakası var. Hiç arısı yok. Benden aynı desteği alıyor. Tarım Bakanı'na ben bunu İzmir Konseyi'nde anlattım. Bunu nasıl bileceğiz dedi. Çok kolay Tarım Bakanı dedim. Bu kişiler mutlaka 500 kovan arısı olan bir yerden bir yere nakil yapacak. Bu nakil kağıdı yoksa bu sahte arıcıdır. Şimdi tenzih ediyorum. İlçe tarımdakiler de akrabası, dostu teftişe geldiklerinde o onun plakasını takıyor. Kuvanına o onun plakasını takıyor. Ha, büyük baş, küçük başta penseyle sıkılıyor onlar. Çıkarttığın zaman bozuluyor. Ama bizde öyle değil. Tornavidelerine zıt zıt söküyorsun plakayı. Ertesi gün ya aynı şahıs geliyor oraya da. Ama işte bizim üreticimiz dürüst değil. Önce üreticimizi düzelteceğiz. Bana Tarım Bakanım şey vermesin, teşvik vermesin. Benim önümü açsın. Ben önümde arkadaşın dediği gibi ben bu maliyeti hesabını yaparak üretim yaptığım zaman şu kadara ben kar ettiğim zaman öpüp başıma koyuyorum. Arkadaş dedi traktör aldım dedi. Ben bir senelik sezonla Hatay'dan 10 dönümlük arazi alıyordum. Şimdi o arazinin değeri kaç para biliyor musunuz Adil Bey? 200 milyar lira. Hatay 4 yolda. Ben hadi nasıl alacağım bir sezonluk balla oğlu arazi? Bizler devamlı olarak aşağı, ürettiğimiz aşağıya gidiyor. Ama bizim yapacak bir işimiz yok. Ben babadan, dededen, ben 5. nesil arıcıyım. Benim evimden başka bir arazim yok. Olan da kardeşlerimizden anlaşamadık, sattık gitti. Köylü köyünde durmak istemiyor. Bakın şimdi ben Yavuz elinden bir yer yaptım. Siz daha programın başında da. Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu komple gezdim. Arabamın motorunu yediğim halde daha arabam hala tamirde Osmaniye'de. Ve orayı buldum. Sağ olsun muhtarımız yer verdi. Ve eski muhtar arı gelmesin diye benim 140 kuan eklemeli malzememi ateşe verdi. Ve yaktı.
Ama yakan belli, kanıt yok. Niye çiftçi gelmesin? Şu anda ben oradan 80 tenekenin üzerinde bal aldım. Şu anda hiçbir arıcı bal alamıyor. Diyarbakırlı arıcı şu anda Adana Ovası'nda zehrin içinde. Urfa arıcısı keza, Van arıcısı keza, Muş arıcısı, Bingöl arıcısı hepsi Adana'dalar şu anda. Bu sıcağı yiyorlar. Bana Yavuz Eli'nin köyüne sokmayan eski muhtar. Şimdi o işleri de aldık muhtarların elinden. Direkt gideceğiz ilçe tarıma, arı konaklama yerlerini uydudan belirlemişler şu anda. Direkt varacağız. Muhtarım, bu araziye biz arı koyacağız. Sizde 4 yer var. Hangisi uygunsa? Evet, Hayrettin Bey düştü mü hattan arkadaşlar? Evet abi, sesi gelmiyor ama. Evet, Hayrettin Bey tekrar bağlanasıya kadar isterseniz Hacı Bey, geldiniz mi Hayrettin Bey? Geldim, tamam. Geldim. Ha, buyurun devam edin. Uydudan tekrar yer tespit edilecek. Nereyi veriyorsanız dediniz. Şimdi Tarım Bakanımıza biz derdimizi anlattık. Ve Cumhurbaşkanımızla biz randevumuz vardı. Bu pandemiden dolayı bir türlü Cumhurbaşkanımızdan görüşemiyorum. Şimdi çiftçi ağlayacak. Kendinin seçtiği oradaki il birlik başkanlarına güvenmeyecek. Denetleyecek. Bak şimdiye kadar hiçbir birlik başkanı denetlenmedi. Biziki değil. Hepsi. Adamlar şişirme faturalarla gelen aidatlar, toplanan celler, hepsi. Mesela bizim Hatay'da devletimiz öyle bir sistem kurmuş ki ne, parayla güç yetmez yani. Petek fabrikası var, bal paketlemesi var, hepsi var ama bu birlik zarar ediyor. Sen nasıl zarar edersin arkadaşım? Ben işletmezsem, zarar ettiysem birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene hop kilidi vur, başka işe bakarım. Ama bu zararı hep bizden tahsile başladı. Biz de ne yaptık? TAP diye yeni bir oluşum kurduk. Buyurun siz kendiniz üretin, satın ve birliği ayakta tutabiliyorsanız. Ben kendi birliğimi kendi öz sermayemle karşılayacağım. Türkiye'de de hiçbir birlik başkanı giderlerini başkalarının sırtından alarak çıkıyor. Ben kendim karşılayacağım. Bunu Hatay halkına feda olsun benim. Çünkü ben bunu arıcılıktan aldım. Tekrar arıcılığa harcamak istiyorum. Adil Bey. Evet, tabii bu işler hassasiyet işleri Hayrettin Bey. Herkes sizin kadar hassasiyet olamıyor. Herkes sizin kadar iyi niyetli de olamıyor. Düşünceleriniz o kadar güzel ki hem Hacı Bey hem siz ve sizin gibi binlerce üretici olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah Allah iyilerin sayısını arttırsın diyelim. Son olarak vaktimizde son dakikaya girdik. Son olarak eklemek istediğiniz varsa Hayrettin Bey, toparlayalım efendim, buyurun. Şimdi Adil Bey, köylümüz, çiftçimiz köyünde oturmayacak. Şimdi şu telefon var, herkesin bir e-devlet şifresi var. Cumhurbaşkanına, CİMER'e gönder, sorununu gönder. Cumhurbaşkanındaki oradaki şahıslar, o sorunlar çoğaldıkça hop bu ülkede bir sorun var diyecek. Aa, padişahım çok yaşa alkışla siyasetçi gelince olmaz. Ben siyasetçime burada Hatay birinci sıra milletvekili, AK Parti milletvekiline bozuk attım. Siz dürüst çalışmıyorsunuz. Çiftçinin sorunlarını aktarmıyorsunuz dedim. Bir de MHK üyesi olduğu halde. Bunu çiftçimiz, halkımız bunu açıklayacak. Padişahım çok yaşa. Olmaz böyle. Adil Bey, sorunlarımızı çiftçilerimiz, herkeste akıllı telefon var. Hemen buyurun CİMER'e, ne derdiniz var anlatın. Ama bizim ağlamasını bilmiyor Adil Bey. Evet. Susturulmuş. Bugüne kadar devamlı balık verilmiş eline. Kokmuş balık. Kokacak balık. Bak patatesi tüccarın elinden, soğanı tüccarın elinden aldılar. Vatandaşa dağıttılar değil mi? Pekala çiftçinin elindeki soğan patatesi diye almadın. Aa, benim arkadaşım 150 dönüm soğanı kopluyla kıydı. Bu adamın
Zararını kim ödeyecek? Sen niye o stokçu tüccarın malını alıyorsun da çiftçinin malını almıyorsun? Hadi al bakayım, buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ben haftaya gideceğim. Gittiğimde mecliste bunu haykıracağım Adil Bey. Bunu haykırmazsak bizi dış güçlerin içimizdeki tuttuğu maşallah aracıyla bizi yok edecekler. Bak Konyalı arkadaşım ne diyor? Maliyetler devamlı yükseliyor. Bize 10 kuruş veriyor, üstüne 100 kuruş koyuyorlar. Ne oldu? Maliyet hesabı kayboldu. Biz maliyet hesabını kaybedersek zarar ederiz Adil Bey. Bizlere bu şeyi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Adil Bey. İnşallah bu sesler bir yerlere ulaşır. İnşallah, inşallah Hayrettin Bey. Bu tarz programları değerli üreticilerimiz de katkıda bulunmak isterlerse ayda bir veya iki ayda bir yapmak istiyorum. Facebook Köy TV Adil adresinden değerli dostlar bana yazarlarsa, programa da katılmak isterlerse, değerli görüşlerini bizlerle paylaşmak isterlerse seve seve program yapmak isteriz. Artık hep beraber ülkemize sahip çıkacağız. Evet Hacı Bey, siz de son olarak eklemek istediğiniz varsa sizleri de dinleyelim efendim. Var. Abi bugünden itibaren acilen süt fiyatının güncellenmesi lazım. Süt fiyatı kesinlikle şu anda sütçü zarar ediyor. Sütün acilen güncellenmesi lazım ki ineklerimiz kesilmesin. Bu başta bir. Et fiyatının da değerine bulması için bundan önce 45 demiştik. 45 değerinde değil, şu anda değerinden aşağıda kalmaya başladı. O yükseliyor ama süt yerinde sayıyor. Bayramda bazı sütçüler süt almadı. Bu süt üreticisinin suçu ne kardeşim? Adam sütü üretiyor, satacak. Sen bayramda 3 gün süt almadı. Bu vicdansızlıktır. Ben istediği zaman alıyor, istediği zaman. Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam, ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam bir gün Konya'dan geçerken, Ankara'dan geçerken önemli değil. Bir tane köyün bir tanesine döner girerim. Anlatın bana ne oluyor? Kazanıyor musunuz? Kayıp mı ediyorsunuz? Durumunuz ne diye sorarım. Abi baştaki Cumhurbaşkanımıza her şey toz pembe gösterilirse o bizi sanıyor ki çiftçimiz gayet keyfi yerinde. Tamam, bir şey yapacağımız bir şey yok. Çok cüz'i miktarda destekler. Abi bunlar destek değil. Ben bundan önceki programda da anlattım. Bizim desteklerimiz kayboldu yani. Verilen çıkıp şu kadar destek verdik, bilmem şu kadar para verdik. Hiçbir değeri kalmadı. Bütün maliyetler yükseldi. Destekler yerinde sayıyor. Bunu da geçelim. Bugünden itibaren bu kuraklık için çiftçiye şu yapılması lazım. Tarımsal elektriğin ve mazotun yarı yarıya ucuzlatılması lazım. Kesinlikle. Yoksa memleketimizde çiftçi bitiyor. Bunu kesinlikle iyi bilmeleri lazım. Bunu destekli vermeleri lazım. Bu eşit bir destektir. Tarımsal sulama ve mazot desteği. Kesinlikle yarı yendirilmez. Denizdeki yüzen gemiye 3 lira, vapura 3 liraya mazot da, çiftçiye 7 lira mazot hak mı? Adil abi hak mı? Adalet mi bu? Bu kesinlikle dengelenmesi lazım. İnşallah bu seneyi sağ salim çıkartırız. Ben sonuç olarak şunu söylüyorum. Zaman beni haklı çıkardığında yaşıyor olmak istiyorum. Evet, inşallah haklı olmak da işi bir boyutta yetmiyor. Zaman geçtikten sonra hani ne derler, eşek öldükten sonra ne yapayım semeri misali. İnşallah bir an önce tedbirler alınır. Değerli büyüklerimiz, değerli yöneticilerimiz bu konularda sorunlar belli, problemler belli. Aslında çözümler de belli. Hep beraber devlete, millete, vatana sahip çıkıp çalışacağız. Bu ülke hepimiz. Ziraat Odası Başkanımız Şemsi Bayraktar neyi bekliyor ben anlamıyorum. Yani sen koskoca Ziraat Odaları Başkanısın. Memleket yanıyor, su yok. Araziler yanıyor. Bugün sigarayı düşürsen arazi yanar. Kelle açamadı ekinler. Başkanım sen neyi bekliyorsun? Biz seni ne için seçtik oraya? Sen ne için duruyorsun o koltukta? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? Ben bunu anlayamıyorum yani. Süt Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin. Sen niye abi sesini çıkarmıyorsun? Her şey yükseliyor. Yem 150 lira olmuş. Sen hala orada oturuyorsun abi. Yapamayacaksanız bu işi bırakın abi. Yapacak insanlar yapsın yani. İnsanı yani çileden çıkarıyorlar abi yani. Bu kadar da vicdansızlık olmaz yani.
Demek ki onların da yapamayacağı şeyler var. Sadece birlik başkanı olmak sorunların çözülme adresi olarak yeterli olmadığı konusu artık gündemde. İnşallah. Abi ben başkan olsam kimsenin vebalini almam abi. Burada vebal var abi. Burada binlerce kişinin ekmeğiyle oynanıyor. Eğer sen burada çıkıp da bir iki çift laf söyleyemiyorsan, çiftçinin, hayvancının zarar ettiğini, durumunu anlatamıyorsan abi o koltukta oturmasınlar ya. Oturmasınlar. Ben hakkımı helal etmiyorum abi onlara. Vallahi Hacı Bey, ben onların görevlerini yaptıklarını biliyorum, inanıyorum ama artık konuşulan yerler bu noktada artık yeterli çözüm konusunda gayret etmiyorlar gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani Tevfik Bey olsun, işte ne bileyim diğer birlik başkanları olsun, ismi geçtiği için söylüyorum. Gayret eden insanlar, artık bu konuyu daha detaylı, daha geniş bir zamanda da tekrar konuşuruz Hacı Bey. Biz istedik ki 14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle birkaç tane çiftçi dostumuza Tarım Bakanı olsanız neler yaparsınız, neleri değiştirirsiniz, hangi kararları, hangi kanunları çıkartırsınız sorusunu yöneltelim. Keyifli bir sohbet olsun istedik. Katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık. Hayrettin Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür verdiniz ederim. Bizler için. Ben teşekkür ederim. Hacı, abi, sağ olun. Hayrettin Bey vesilesiyle Hatay'a 4 yıla selamlar gönderiyoruz. Hacı Bey, sizler vesilesiyle Konya'ya selamlar gönderiyoruz efendim. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Abi, evet abi. Değerli izleyenler, 14 Mayıs vesilesiyle değerli üretici dostlarımızla güzel, keyifli bir sohbet yapalım dedik. Çiftçilerimiz hani 23 Nisan'da hep çocuklar bakan koltuğuna, başbakan koltuğuna oturur. Biz de bakalım üreticilerimizi Tarım Bakanlığı koltuğuna oturtursak neler yapacağını kısaca da olsa bir programda almaya çalıştık. İnşallah başka programlar da yapmaya gayret ederiz. 19 Mayıs vesilesiyle Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramımızı da kutluyoruz. Atatürk'ü anmak, anlamak belki bizim problemlerimizi çözmede en önemli konu olacaktır. Teknolojik gelişimde, tarımsal gelişimde belki bunları uygulamadığımız için en büyük eksiklerimiz burada diye düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ü anlamak artık 2000'li yılların, milenyum yıllarının en önemli konusu. Çünkü Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır. Atatürk bu milletin birleştirici harcıdır diyoruz. Ve bizi izleyen tüm dostlarımıza iyi günler diliyoruz. Bir başka programda buluşuncaya kadar iyi günler efendim. Hoşça kalın.